Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin, ve salatu ve ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz kardeşlerim, hayatımızın Allah'ın yarattığı en büyük nimetlerinden birisi mesela güneştir, mesela yağmurdur, mesela topraktır. Hani insan dışındaki nimetleri sayıyorum. Sudur, havadır, say sayabildiğin kadar. Sıcaktır, soğuktur. Ama bunlar normal olduğu zaman nimettir. Güneş 60 derecede yakaladığı zaman çürütür. Su normal olduğu zaman rahmettir, öbür türlü seldir, felakettir, Hava çok güzeldir. Yaşamak için şarttır. Çok olduğu zaman boğar. Az olduğu zaman da boğar. Kar insana dünyanın en mutlu, en güzel görüntüsü olarak gelir. Karda fotoğraf çektirmek ne kadar güzel. Ama bir kar fırtınası olunca nefes alamayacağın için ne görebilirsin, ne yürüyebilirsin, çökertir, öldürür. Hiçbir nimet yoktur ki fazlası zarar olmasın. Azı da eksiklik oluşturmasın. Her nimet için geçerli. Sevgi de böyle. Çocuğu sevmezsin düşmanın olur. Aşırı şımartırsın sevmekten yine düşmanın olur. Kadın da öyledir, kocası da öyledir. Bir tek Ölçüsüz şey vardır bu dünyada. Ölçüsüzken bile faydalıdır Allah'ı sevmek. Allah'ı ne kadar sevebilirsen sev, ne kadar korkabilirsen kork hep faydası. Çok iyi anlaşılacak bir kural daha koyuyorum. Peygamber Efendimizi sallallahu aleyhi ve sellem abartarak seversin dinden çıkarsın. Nedir abartarak sevmek? Onu ilah yerine koyarsın Hristiyanların İsa Aleyhisselam'a yaptığı gibi. Niye bütün Hristiyanlar cehenneme girecekler? İsa Aleyhisselam'dan sonra tevhid dininde olmadıkları için. Neden? İsa çok seviyorlar. Allah'ın oğlu olur olsa bu kadar güzel insan diyorlar. Sonları hep cehennem. Denge güneşin kalitesinin adıdır. Yağmurun rahmet olmasının adıdır. Havanın faydalandığımız bölümünün adıdır. Dengenin kaybolduğu bir yerde insan da olmaz, insanlık da olmaz, Müslümanlık da olmaz. Anaya, babaya itaat edin Allah buyuruyor. Sevin diyor, saygı gösterin buyuruyor ama ölçüyle. Ananı sevdiğin için Babanı sevdiğin için onların müşrik olan dinine girersin, cehennemi boylarsın. Ben Allah'ın emrine uydum diyemezsin. İnsan olarak bizim bedenlerimizin bir dengeye ihtiyacı var. O denge abartıldığında kolesterol olur, yağ olur, ürik asit olur, zehir olur. Duydunuz mu hiç bilmiyorum. Su zehirlenmesi diye bir şey var. Bir insana aynı anda 10-15 litre su içirdiğiniz zaman dünyanın en kaliteli suyunu da içirseniz su zehirliyor onu. Kalbini durduruyor. Öbür taraftan doktorlar her gün 2 litre su muhakkak için diyorlar. Doğru söylüyorlar. Her şeyi sudan yarattık Allah buyuruyor çünkü. Sudan canlı yarattık buyuruyor. Aslımız da su zaten babamızdan gelme bir suyla yaratıldık. Ama su da olsa fazlası zarar. Rütübet yapıyor, sel oluyor. Bunun için kardeşlerim, ey bir Müslüman, Allah razı olsun diyeceğimiz adamda denge vardır. Dengeli olmayan hiç kimse asla iyilik sürdüremez. Bir anda iyi olur, iyilik sürdüremez. Sevgimiz, duygusallığımız, eylemlerimiz, tavırlarımız, konuştuğumuz sözlerimiz, eğlencemiz ve hatta hatta ibadetimiz kesinlikle dengede olacak. İbadette denge ne demek? Allah sana beş vakit namaz kıl buyurdu. Gecede yat dedi, sabah namazına kalkmak için. Ben gece sabaha kadar tesbih çeksem, Kur'an okusam, zikir yapsam, Faydalı bir iş mi? Faydalı bir iş. Sabaha kadar on cüz Kur'an okusan, melekler seni kanatlarında gezdirir. Kaldırır kaldırır, miraca kadar götürürler seni. Sabaha kadar hep Kur'an okuduğun için yorulup sabah namazına kalkmasan, yukarı kaldırdıkları yerden aşağı fırlatırlar seni. 50 sene hiç nefes almadan hep Kur'an okusan, hep nafile oruç tutsan bir kaçırdığın sabah namazına denk değil. Allah katında suçlusun. Borcunu ödemiyorsun, hayır yapıyorsun gibi olur bu. Demek ki dengeli Müslümanlık ibadette de var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Recep, Şaban, Ramazan diye 90 gün üst üste hiç oruç tutmadı. Şaban ayı gelince Ramazan'ın öncesindeki ay oruca, nafile orucu ara verdi. Çünkü daha önce hiç tutmasa bir 10 gün oruç tutuyordu zaten her aydan. Niye? Çünkü asıl görev Ramazan orucu tutmaktır. Ramazan orucuna tutamıyorsun, şekerin düştü. Neden düştü? 60 gündür oruçlusun. 60 sene oruç tutsan Ramazan'ın bir gününe denk değil Allah katında. Borç bu çünkü. Müslümanlık denge dinidir. Bu dengeyi namazda da göstereceğiz, oruçta da göstereceğiz, haçta da göstereceğiz. Haçta güneşin altında dua açayım diye beklersin, oradan morga kaldırırlar seni ne oldu? Güneşten korun, izdihamdan korun, pandemi varsa pandemiden korun. Dengesiz ibadet yapılamaz. Çünkü Allah'a giden yol, çok uzun, çok meşakkatli bir yoldur. Enerjini, bütün birikimini ilk günde boşaltırsan, ikinci gün çökersin. Araba gibi, dördüncü viteste kalktı diyelim araba, kaç metre gidebilir ki şanzıman dağıtacak? Kalkmaz zaten. Diyelim kalktı. Yokuş aşağı, dördüncü vitese bastın. Gitmez, bitmez o yol. İbadet de böyle, insanlık da böyle. Para harcarken de böyle. Evi olmayan birisi, çocuklarının kirasını karşılayamayan birisi caminin avizesini değiştiriyor. Kendini kandırıyorsun. Senin camin evindir. Sana Allah camiyi emanet etmedi ama çocukları emanet etti. Çocukları koruyamadığın sürece, çocukları birisinden dilenmeye muhtaç ettiğin sürede caminin avizesinin aydınlığı senin kabrine gelmez bu sefer sahabinin biri radıyallahu anh bütün malını Allah için vermek istediğini söyleyince Efendimiz olmaz böyle bir şey buyurdu. O zaman yarısını vereyim ya Resulallah buyurdu. O da olmaz buyurdu. E bari üçte birini vereyim hayır için buyurunca, sorunca e olur, o olur ama neyse. Onu da böyle tam olur demedi. Olur, o olur dedi. Sonra buyurdu ki çoluk çocuğunu kimseye muhtaç olmayacak şekilde bırakman en iyisidir buyurdu. Onun için fıkıhta bir insan mesela 100 bin lira mal bıraktı diyelim. 50 bin lirasını sadaka verdim cami yaptıracağım dese çocuklar onu uygulamak zorunda değildir. 33 bin lirasını bırakabilir. Yani üçte birini. Üçte birden fazla vasiyet etmek de yok. Halbuki vasiyet sevaplı bir iş. Para harcarken de böyle. Evimizin maişetini temin ederken, giyim, gıda, enerji neyse denge sağlamak zorundayız. Evimizin bir olmazsa olmaz ihtiyacı var. Olsa çok iyi olur ihtiyacı var. Lüks olan ihtiyaç var. Koltuk evin üçüncü sınıf ihtiyacıdır. Mutfakta tencere takımı ikinci sınıf ihtiyacıdır. Buz dolabındaki gıda birinci sınıf ihtiyaçtır. Bu çağda ise Elektrik faturası birinci dereceden ihtiyaçtır. Elektrik faturasının kasanın kenarına koymadığın sürece hiçbir şekilde sen kimseye hayır verme. Denge bu şart. Bu güneş tepemizden dünyayı aydınlatıyor. Bir milim fazla gelse yakar kavurur bizi. Kışın ve birkaç santim ötesinde duruyoruz da donuyoruz soğuktan. Hayat, din, insanlık, denge üzerinden yaşanır. Aşırılıklar dine de fayda vermez. Hiçbir şeye fayda vermez. Ben size bir aşırılık örneği vereyim. Babasının mezarına küçük bir gece kondudan daha pahalı taşlar, mermerler, türbeler yaptıranlar eğer her hafta babası için bir hatim indirmiyorsa kendisi kiralık değil. Kendisi her namazdan sonra ellerini açıp ya Rabbi babama anamı rahmet et demiyorsa o beton israftan başka bir şey değil. Altı boş bir mezarın üstüne minare diksen ne olur? Cami yapsan ne olur? Denge insanlığın şartı. Yani sadece güneş değil, evlerimiz bile bir terazisinde oturmadığı zaman depreme gerek kalmadan yıkılır gider. Her şey terazi üzerinde bu dünyada. Sevgi de böyle, nefret de böyle. Evlendiğin gün hanımına yani bir insanın bir insana söylemediği kadar yalan, palavra, edebiyat, şiirler yazarsın. Senin için yaşıyormuşum. Ben cennete girdim saydım diyorsun. O da cennet olarak biraz nazlanayım düşünü. Üç gün sonra vurdun patlattın tokatı. Ne, ne oldu? Keşke zamanında hoş geldin evime. Ben de sana hoş geldim. Allah bize sabır versin. Aman birbirimizi idare edelim. Dengeli bir söz söyleseydin de sen bu dünyanın Leyla'sı ben de Mecnun'um işte buluştuk deyip palavra dizmeseydin. Her sözün bir bedeli var. O bedeli er geç ödeyecek birisi. Örnek olarak evlat sevgisini konuşalım. Elbette bebek sevilir. Bebek sevmemek insanlığı kaybetmek demek. Ama çocuk büyüdükçe sevgi ölçülü hale gelmeli. Asla Nefret olmamalı ama yaşının üstünde şımartma anlamına gelecek de olmamalı. Aksi takdirde 15 yaşında çocuğa kahvaltıya otursun diye yalvarırsın. O anan, o baban, sen evladı gibi olursun. Bu iyilik değil ki çocuğa. Sevginin zararlı hale gelmesi. Bir şurup öksürüğü kesecek diye hoşaf gibi içittiriliyor mu çocuğa? Kaşık kaşık yemeklerden önce yemeklerden sonra birer defa deniyor. Sevgi görev ihmali şımarıklık yaramazlık nedeni oluşturmamalı. İnsan zalim de olmamalı, laçka da olmamalı. Her alanda, arkadaşlıkta da böyle. allah Teala biz müminler olarak birbirimizin kardeşleriyiz. Kaç yerde Kur'an-ı Kerim'de bunu vurguluyor. Ensar mallarını canlarını mümin kardeşleri için verdiler. Bunu övüyor Allah Teala. Sonra da borç vermeye gelince yazın, şahit tutun, kefil alın, rehin alın buyuruyor. Aynı Kur'an başka yerlerinde birbirlerine mallarını hediye edenleri cennetle müjdeliyor. O başka. Hediye ederiz Evi olmayana evimi bağışlarım, tarlamı bağışlarım. Borç mu istedim? Bu bir hukuk. Yaz buraya imza at. Şu gün ödeyeceğim diye. Deyin diyor Allah buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'in en uzun ayet 15 satır. Öyle bir ayet yok Kur'an-ı Kerim'de başka. Borcun nasıl alıp verileceğini, nasıl kefil alınacağını, şahit nasıl tutulacağını söylüyor. Hatta o ayette şahit tutarken şahitlerin bir tanesi kadınsa o iki tane olsun buyuruyor. Çünkü kadın duygusaldır. İki kadın bir erkek olsun o zaman diyor. Kadın değersiz olduğundan değil. Hayat bu işte. Benden ne istiyorsun? Araban yok. Al arabam sana hediye olsun. De. Allah kabul etsin güle güle. Emanet mi istiyorsun? Yaz buraya bu parayı ben bu arabayı emanet aldım diye. Kaza yaptığın zaman um, polise göstereyim onu bari. Böyle bir belge mi olsun? Arkadaşlığı dengesiz hale getirme. akrabalı dengesiz hale getirme. Kardeşmiş. Anam bir, babam bir. Kardeşiz. Sana can kurban. Evimiz aynı değil. Ticaretimiz aynı değil. Ortağız sadece. Devletin kanunları, ortağı ne demek istiyorsa biz ortaklıktan onu anlıyoruz. Sen abisin, istediğin kadar harcayacaksın. E %50-50 eşitiz burada. İşte dengesizlik sonra da kardeş kavgası bitmeyen bir toplum oluyorsun. Komşuluk mu? Milimetriktir bütün ölçülerimiz. Borç mu istedin? Yardım mı istedin? Can kurban sana. Ama beni ezmek yok. Kardeşliğimizi suistimal etmek yok. Akrabalığımızı çürütmek yok. Aksi takdirde bindiğimiz dalları keseriz. Kendimizi inkar etmiş oluruz. Dindarlıkta da denge gerekiyor kardeşlerim. Benim bir fıtratım var. Nedir bu fıtratım? Allahü Teala beni sudan yaratmış. Etten, kemikten, ilikten, hücreden oluşan bir vücudum var. Benim kılabileceğim namaz belli, tutabileceğim oruç belli. Yiyebileceğim yemeğim belli. Açlığa dayanabileceğim belli. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiç iftar etmeden ikinci gün oruç tutmayı yasaklıyor. Yapmayın bunu buyuruyor. Yapmayın buyuruyor. Neden? Çünkü o da biliyor ki açlığa dayansa da iki gün susuzluğa dayanamaz insan. Sonra sallana sallana yarı ölü gibi camiye geleceksin. E Müslümanlık sallanan insanların dini değil ki dik duran insanların dini ibadetlerle oynayıp keyfimize, zevkimize göre şekillendirip tembelliğimizi ibadete maske yapıp Allah'ın rızasını kazanamayız. Peygamber Efendimizin çok meşhur bir hadis-i şerifi vardır. Buyuruyor ki dikkat edin bu din güçlüdür. Dinle sürtüştüğünüz zaman mağlup olursunuz buyuruyor. Ne demek? Ben beş değil on beş vakit kılacağım dediğin an helak olursun. Allah biliyordu ne kadar kılabileceğimizi o kadar söyledi. Şimdi keyfin yerinde işin gücün yok bugün. Altıncı vakiti de kılayım diyorsun. E yarın işin çıkınca beş vakti de bırakacaksın. Hepten çölde kalacaksın. Dengeli git. Az git. Güzel git. İyisi bu. Evde hanımın senin ne putundur ne de kölendir. Putlaştırırsın kadını. Ayağını öpersin. E sen kendini rezil edersin köle zannedersin onu e Allah'a asi olmuş olursun Allah'ın kulu senin kölen değil ki dengeli dursan aile olacaksınız birbirinizi şımartırsanız o sen zenginsin diye o da sana dünyanın Yusuf'u diye numaralar yaptınca hafif ödeme kıtlığı çektiğin zaman silecek seni kocalıktan demek eğer paraysa ölçün ne kadın kocasına ne de koca kadınına dengesiz asla ve kat'a bir karı kocalık aile şartı getirmemelidir. Yürümez bu dünya öbür türlü. Siyasi liderin var olacak tabi. Bir dünyada yaşıyorsun. Ya kardeşim sen insandan etten kemikten yaratılmış bir insandan bir lider edindin. Peygamber değil, melek değil, cin değil. O da hata yapar ya, yanlış yapar. Kalkıp belki o diyecek sana ben yanlış yaptım. Haşa sen yanlış yapamazsın. Ya yaptım işte. Yok yapamazsın. Adam yattı uyudu senin lider. Veya şeyhin neyse artık. Yok o uyumadı. Ülke planları yapıyordur. Gözünü kapattı biz görmeyelim diye. Kendini aldatıyorsun. Lider itaat edeceksin tabii. Liderin sevin. Ülkeni yönetiyor. Şeyhin itaat edeceksin. putun değil. Beşerden birisi o. Peygamber Efendimiz'e aleyhissalatü vesselam mahkeme oluyorlar da Sonra buyuruyor ki bakın nasıl anlattıysanız ona göre karar verdim diyor. Belki bu diyor beni kandırdı. ikna etti beni. Haklısın dedim. Kim bilir haklı değildi. Allah biliyor sizin içinizi dikkat edin buyuruyor. Aşırı gitmek yok. Aşırı gidersen gittiğin yer uçurum olur. Allah muhafaza buyursun. Mesela mal kazanma hırsı. Kesinlikle Müslümanda mal kazanacaksın. Milletten borç almayacaksın. Milletin sadakasıyla yaşamayacaksın. Tamam doğru ama aileni ihmal ediyorsun. Çocukların aylardır seni evde görmemişler. Baba ikinci mesai yapıyor. Kime biriktiriyorsun bu parayı? Çoluk çocuk. E çoluk çocuk seni babalıktan sildi. Kazanma hırsı senin aileni dağıtmamalı. Ülkene zarar vermemeli. Dinine zarar vermemeli. Senin harama bulaşmana sebep olan namaz terk etmene sebep olan veya kazanırken Allah'ın haram ettiği şeylerden biriyle kazanmana sebep olan hiçbir kazanç iş değil ki, helal değil ki. Seni bitiriyor, dinini bitiriyor, aileni bitiriyor, karakterini, şahsiyetini, toplumdaki kimliğini bitiriyorsa hiçbir değer yok. Bu dünya haklarımızın ve görevlerimizin bulunduğu bir dünyadır. Ne haklarımızı görevlerimizde harcarız, ne görevlerimizi haklarımızda harcarız. Yani biz kurnaz Müslüman da olmayız, enayi Müslüman da olmayız. Yasaların ve örfün belirlediği hakkımızı milimetrik kullanırız. Görevlerimizde de ihmal etmeyiz. Biz çünkü Allah'tan da korkuyoruz. Toplumun kurnaz insanı olmaktan da çekiniriz. Evet, kimse görmüyor olabilir ama Allah görüyor deriz. Onun için sürekli kaliteli olanı yaparız biz. İbadette de. Bir günde coşup mahallenin bütün yetim çocuklarına birer tane simit almak mı iyi, 100 yetim çocuğa bir çocuğa her gün yarım simit vermek mi iyi desen öbürünü tercih ederim. Çünkü damla damlaya göl olur, öbüründen sel olur. Evet, o da neticede hayırdır ama bizim bir enerjimiz var, insanız biz. Sınırsız enerjiyi peygamberler de kullanamadılar aleyhümselam. Her şeyde sınır var. Hele benim enerjimde çok sınır var. Bu sınırı bir günde bitirdiğin zaman saman alevi gibi bir ciddi bir şekilde olur biter. Hayır. Benim karakterim olmalı. Yani karakterim ne demek? Ben hayır yapan bir insan olduğumu her gün, veya her hafta neyse düzenli yaparak ispat edebilirim. Nasıl bir kere cuma namazına giderek Müslümanlık serfikası alamıyorsun meleklerden. Her sabah seni istiyorlar namazda seccadenin başında. Her sabah görelim seni. 52 cuma kılarsan Müslüman sayıyorlar seni. 50 kıldın mı nerede ikisi diyorlar. Melekler öyle hesap yapıyor. Öyle seçimden seçime vatandaşa vaat yapmaya benzemiyor bu işler. Orada bir oy hakkın var. O da sana bir vaatte bulunuyor. Denkleşiyorsunuz zaten. Allah damla damla oluşturduğumuz gölleri görmek istiyor kardeşlerim. Anneler, babalar bu dengeyi ailenin içinde kullanmak, çocuklara karşı kullanmak zorundalar. Sen şimdi 55 yaşındasın mesela anne olarak 55 yaşında tesettürden, Kur'an okumaktan, namazdan bir sürü geldiğin bir birikim var. Güzel. Allah'ın razı olacağı bir şey. 15 yaşında kızında 55 yaşındaki birikiminin aynısını istiyorsun. Böyle olacak kızım diyorsun. Ebe kadın sen 15 yaşındayken ebe bana babam söylememişti. E babana da babası söylememişti. Suçu atalım duralım. Yani sen 55 yaşındaki kilonu 15 yaşında çocukta görsen ödün patlar. Bu çocuk çatlayacak herhalde benim kiloma niye geldiler? der. Din de böyle. Evet keşke çocuğumuz 5 yaşından itibaren Cebrail Aleyhisselam'ın baktığı yerlere baksa keşke. Yani bu isteriz mi? Olmaz ama bu dünyada bu. Olmaz. Hem hafız olsun istiyorsun, hem matematik bilsin istiyorsun, hem oruç tutsun, hem çok yesin, gıdalı yesin. Bu zıtlar bir arada durmazlar. Durdurmaya çalışırsan, belki senin dediğin için örtünür, hafız da olur, iyi bir din düşmanı yetiştiriyor olabilirsin, hazır ol. Ana baba düşmanı yetiştiriyorsun. Sırf senin inadın yüzünden, beceriksizliğin yüzünden, bilimsel olmayışın yüzünden ya da sana bir hoca bir hikaye anlattı. Filan zat 15 günde meleklerle yarışıyordu. Geldin onu. Hicretin 3. asrındaki bir olayı, bir menkıbeyi Hicretin 15. asrında fitne, internet çağında çocukların evlenmeden 10 yaşında neredeyse evli insandan fazla şey bildikleri bir zamanda anasından babasından çok para harcadığı bir zamanda fitne fesat zamanında hicretin ikinci aslında Hasan Basri'den duyduğun bir menkübeyi çocuğuna uyarlamaya çalışıyorsun. Denge mi bu? Çocuğun lokması bile farklı. Ayakkabı numarası da farklı. Her şeyi farklı bu çocuğun. sonun e, sonu ne olacak bunun? Çatlayacak çocuk. Patlayacak. Patladığı ya sana karşı olacak evlat kaybedeceksin. Ya Allah'a karşı olacak Müslümanlar bir kişi kaybedecekler. Sen ama oturup e, bizim bu zaman kötü diyeceksin. Bu zamanın babaları kötü. Bu zamanın anaları kötü. Ölçü mü Anneler iki aylık çocuğuna baklava yediriyorlar mı? Prasa yediriyorlar mı? Aklında iki aylık zamanları var. Ergenlik çağındaki bir çocuk iki aylık çocuk kadar da belki basiretli olmayabiliyor. Dünya bu. E, o zaman biz bile bile dengesizliğimiz yüzünden Dinimize adam kaybettiriyoruz. Ailemize birey kaybettiriyoruz. Evde huzursuzluk yapıyoruz. Olur sonuç olarak. Anlaşılıyor ki kardeşlerim, dünya ve ahiret arasında bir dengemiz olacak. Her şey ahiret için. Nereden gideceksin sen ahirete? Uzaydan mı götürecekler seni? Yok dünyadan. E, dünya hiç ahiretle bağlantısı yok. Olmadı. Bu dünya bana lazım allah -u Teala ne buyuruyor? Bu dünyanın güzel nimetlerini mümin kullarım için yarattım ya. Kim kullarımı haram etti ki bunu diyor. Güzel bahçeler, sağlam yapılı binalar Müslüman haram değil ki. Ama cennetteki cenneti alıp dünyada getirip yazlığa koyarsan yani ahireti yok kabul eden bir hayat yaşarsan aa olmadı. Sen ahireti kaybedersin. Ne ahireti kaybet ne dünyayı kaybet Allah'ı da kazan, dünyayı da kazan. Helal olsun yeter ki, israf olmasın yeter ki, namaz kaçırma yeter ki, Sıla-i rahimi bozma yeter ki, dünya senin olsun. Hani derler ya en zengin Karun'muş. Develer dolusu kasasının anahtarı varmış sadece. Kasası değil. Kasa dediği de yanlış anlamayın böyle çelik kasa değil. Bir dağın içine uyuyorlar. Böyle 5-10 tane ev girecek kadar yer. Kapısına demirden Kapı yapıyorlar, içine altın doruyorlar. Kasa dediği o. Onun da bir tane anahtarı var. Her biri kol kadar olsun diyelim. 70 tane deve zor taşıyormuş o anahtarları. Bu kadar zengin bir adam. Yani bugünkü dünyanın zenginlerinden daha zengin. Ama bir Müslüman Karun'dan da zengin olsa vallahi helaldir. Sen helal kullanıyor musun bunu? Alırken de helal mi aldın? Evet. Namazına mani oluyor mu? Yalan konuşturuyor mu seni? Faize bulaştırıyor mu? Yok yok. E, helal hoş olsun sana denge ruhumuzla bedenimiz arasında da denge olacak akşama kadar gözümüzü kapatıp tefekkür edersek akşam nörolojik vaka oluruz yani ruh tefekkür istiyor doğru ama gözde bir şey görmek istiyor görmeyi unutursun yarasa olursun hep oturup da medyanın önünde fuhşun önünde gözün açık kalırsan ruhun ölür bu sefer e demek ki bir denge gerekiyor. Ağaca bakarsın, tabiata bakarsın. Tefekkür ettiğin anda olur. Sadece bunu konu. Mesela insanın su içme ihtiyacı da olur. E mübarek bir de zemzem içeyim de olur. Yemek bedenin ihtiyacıdır. Oruç ruhun ihtiyacıdır. 365 gün oruç tutma. Belli günlerde pazartesi, perşembe tavsiye etmiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tut. İşle ibadet arasında da denge kuracaksın. İşin ibadetini ezmeyecek, ibadetin de işini ezmeyecek. Mesela çok basit bazı kardeşlerimizden örnek veriyorum. Bant sistemiyle çalışan belli iş yerleri var. O banta bir kişi oturtuyorlar. Mesela gelince o vidayı oraya takıyor. Ya da oradaki bir işte ayarı yapıyor. E sen orayı yarım saat bırakarsan adamın o bandı durdurması lazım. E saatte 3000 bin tane çıkaracağı mamülü sen namaza gideceksin diye bozamaz ki adam. E o zaman namaz mı kılmak? Öyle değil. Madem paralı diye, rahat diye o işi seçtin, sosyal güvencesi iyi, işçi hakkı koruyorlar diye girdin, çay saatinde namazını kıl. Çay saatinde kıl. Sadece farzı kıl. Bir çay molasında abdestini al, öbür çay molasında da namazını kıl. Durduğun yerde kıl. Yani bir iş, bir e, ibadet dengesi kurulabilir. Bu dengeyi biz kardeşlerim hak ve görevlerimizde de kuracağız. Örnek verdiğim gibi aynı zamanda mesela çok basit bir örnek daha vereyim. Hanımımla annem arasında da denge kurmak zorundayım. Kayınpederimle benim babam arasında da denge kurmalıyım. Hayat böyle yürür. Yani kendi babanı baba kabul edip de hanımının babasını Elektrik mi kabul edeceksin? Denge kuracaksın. Arada sen tamponsun. Evet onlar belki birbirleriyle anlaşamayacaklar. Sen yumuşak tampon olarak o sana çarpacak, bu sana çarpacak kazayı önleyeceksin. Bu hayatta aziz kardeşlerim dengesiz gittiğin hiçbir yerde başaramazsın. Çok namaz kılarak Allah'ın rızası kazanılamaz. Çok Kur'an okuyarak değil. İhlas ile huzur içerisinde görev dengesi yaparak ancak olabilir. Bir örnek vereyim. Kur'an okumanın sevabını bir düşünebilir misiniz? Bir harfine bir harf. Bismillahirrahmanirrahim Kur'an ayetidir. Bi derken birinci harfi B harfidir. Bir harfine Allah on sevap yazıyor. On günahını siliyor Müslümanın bir sayfada 500 tane harf var belki de. Sevap makinesine dönüyor insan. Cuma günü, Cuma ezanı okunduktan sonra allah Teala dükkanları kapatın, namaza gidin buyuruyor Cuma namazı için. E niye? Cuma namazı önemli çünkü. Ben aşkıma geldi, Cuma namazına gitmeyeyim de oturup bir cüz Kur'an okuyayım. Belki yüz bin tane harf var orada. Desem ve cuma namazına gitmeyip Kur'an okusam ne kadar sevap kazanırım sizce kardeşlerim? Kaçırdığım cuma namazının yüzde bir belki de boşluğunu doldurmaz o Kur'an. Niye? Zamanı değil çünkü. Dengesiz yapılmış bir iş. Ölçüsüz yapılmış bir iş. Biz ümmeti Muhammediz. Dünya ile ahireti dengede tutan bir ümmetiz cihatla evliliği aynı gün aynı yere sıkıştırmış peygamberin ümmetiyiz biz. Yemekle orucu dengede tutan bir ümmetiz. Allah'a kul olmakla bir kadının kocasına itaat etmesinin dengesini bulmuş bir ümmetiz biz. Anneliği babalığı kutsal bir nokta gördüğü halde anneliği babalığı Allah'a kullukla karıştırmayan bir denge ümmetiyiz biz. Bu dengeyi siyasette, ticarette, ailede, öğretmenlikte, arkadaşlıkta, dostlukta nerede kaybedersek ümmet kalitemiz düşer. Ümmet kalitemizin olmadığı bir yerde de senin adın ehli sünnetmiş. Ne olursa olsun. Lafla ehli sünnetlik olunmuyor. Bu dengeyle ehli sünnetlik olunuyor. Allah hepimize yardım etsin. Hakkı ile dinimizi yaşamayı, bid'atlerden, günahlardan, haramlardan muhafaza kalmayı, muhafız olmayı hepimize Allahu Teala müyesser etsin, kolay etsin. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.